Dini siyasete karıştırma, siyaseti dinden ayrıştırma diye bir söz var hocam. Şu anda mesela bir ifade ayet okuduğu için linç edilen imamları görüyoruz. Aşı karşıtı olduğunu iddia ettikten sonra görevinden uzaklaştırılan imamları görüyoruz. Şu anda siyasetin ve siyasetçilerin Diyanet işlerinde özellikle çok baskın olduğunu ve bu konuda gerçekten belki de hoca efendilere nefes aldırmadıklarına da bazen olaylarla şahit oluyoruz. Siyasetin ve siyasetçilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu şekilde baskınlığı var mıdır veya olmalı mıdır? Hocam bunu sormak istiyorum. Şimdi siyasetin ve siyasetçilerin, hatta bana göre her toplumun her ferdinin, bana göre tekrar edeyim, toplumun her ferdinin hocalar üzerinde ciddi bir baskısı vardır yani. Her ferdinin diyorum yani. Diyanetin üzerinde olsun. Ondan sonra hocalar üzerinde olsun. Her ferdin ama. Sadece siyasetçiler demiyorum. Siyasetçiler zaten baştan aşağı da. Baştan aşağı baskı altında. Baskı üzerindeler yani. Diyanet bu konuda gerçekten baskı altında bana göre. Sadece siyasetçiler demiyorum ama o yanlış olur. Herkes ya. Herkes konuşuyor be kardeşim ya. Sokaktaki adamından tut. Nereye gidersen git yani. Dinle alakalı oldu mu herkes konuşuyor. Herkes ya. İstisnasız diyorum sana ya. Git kahve, ciddi söylüyorum bak. Bak şu, istersen bu Çengelde'de kahve de gidebilirsiniz ya. Gidin. Orada bile bakıyorsun atıyor adam. Kumar şeyin başında atıyor. Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yaptığın hareket ne? Ne yapıyorsun ya? İslam'a ne saldırıyorsun? İslam'a alakalı ne konuşuyorsun ya sen? Bana göre, sana göre din mi olur ya? Herkes yani böyle. Evet. İstisnasız diyorum sana. Ama ne zaman ki hoca efendiden, bana göre kendi nefsinden bile değil asla, ki olmaması lazım zaten. Asla kendi nefsinden değil, hoca efendiden Allah ve Resulü çerçevesinde bir şeyler sunmaya kalktığı zaman karıştırmayın falan. Allah'ım ya. Herkes karışıyor. Herkes ağzına geleni söylüyor. Herkes. Ya bu milletin derdi aslında hoca efendiyle karıştırmak değil. Yani dini siyasete karıştırma ifadesi şu bu milletin kafasındaki veya bu insanların kafasında şu. Allah'ı, peygamberi bu işlere yapmayın. Karıştırmayın. Yakmayın bizi. Yoksa hoca efendi kendi nefsinden bir şey söylüyorsa zaten onu dinlemeye gerek yok yani. Kendi nefsinden konuşmuş. Ama hoca efendinin genellikle söylediği şey ne? Allah ve Resulü çerçevesinde konuşur. Allah ve Resulü ifadelerini konuşması lazım. Allah ve Resulü ifadelerinde konuşursa aslında sen dini siyasete karıştırma demiyorsun. Allah'ı ve Resulü'nü siyasete yapma karıştırma diyorsun. Yani Rabbim yağdırsın mı? Yağdırsın. Ama kiva kiva rahmet yağdırsın. Sel oldu mu biliyorsun sıkıntı oluyor. Güneş çaldırsın mı? Çaldırsın. Yerden bitirsin mi? Bitirsin. Mevla her türlü bize menfaati versin. Burada tamamız. Ama bizim hayatımıza karışmasın. Ya böyle olur mu ya? Bizim yaşantımıza karışmasın. Ya böyle olur mu ya? Ya bizim ideallerimize, gerçekten yaşantı tarzımıza, yani yönetimimize karışmasın. Ya böyle olmaz. Yapmayın. O yüzden bugün kesinlikle hep beraber dinin, Allah'ın vermiş olduğu hükümlerin yaşanmasını sağlamamız lazım. Yoksa diğer türlü, her türlü olumsuzdayız ya. Rabbim muhafaza etsin ya. Amin. Ama takip edin, tekrar ediyorum ya. Herkes, normal şartlarda cami imamları için aynı şey söylüyorum, hocalardan için. Gidin mahalleye, herkes hoca hakkında konuşuyor. Ne konuşuyorsun be kardeşim ya? Allah razı olsun ya. Ya Allah razı olsun, sus ya. Anlıyor musun? Evet. Ama hoca konuşmaya başladığı zaman Allah ve Resulü anlatmaya göre sen karışma. Sen karışma. Sen gerçeğimizle karıştın. Giydiği kıyafete karışırsın. Bindiği arabaya karışırsın. Yaşantısın, her şeye karışırsın. Her şeye karışırsın. Ama hoca sen Allah'tan, peygamberden bahsettiği zaman bir dakika sen karışma. O yüzden yanlış bilgilendirmeler, yanlış düşünceler bence, ben bunu arkadaşlar özellikle şu anda mahalle baskısıyla. Ama bunların sebebini de söyleyeyim ben size. Açık söylüyorum. Kafirlerin bir tane taktiği var. Ve gerçekten de bunda başarılı oldular. Tekrar ediyorum. Bakın kafirlerin bir tane taktiği var. Ve bunda da başarılı oldular.
Bunun dışında zaten hiçbir güçleri yok. Tekrar ediyorum. Kafirlerin bir tane taktiği var. Bunda başarılı oldular. Bunun dışında hiçbir güçleri yok. Hiçbir güçleri yok yani. Söyleyeceğim. Sebeplerini söyleyeceğim. Ölçüyü de söyleyeceğim. Bugün şartlarda gördük yani. Nerede başarılı oldular? Bak ben size söyleyeyim. Bunlar ve la tenaze'u fetefşelu. Allah'ımızın ifadesi var ya, Müslümanlar ne böyle? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Asla münazaya düşmeyin. Birbirinize düşmeyin. Kafir de bu taktiği 10 numara kullandı. Müslümanları birbirine ne yaptı? Düşürdü. Düşürdü. Müslümanları birbirine düşüren o kafir bunu öyle bir yaygınlaştırdı ki, bak öyle bir yaygınlaştırdı ki, Türkiye'de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bak üzerinde duruyorum ben bunu. Ciddi söylüyorum bak. Bak Türkiye'de büyük taktik. Çocuk doğuyor, 3-4 yaşına geliyor. Bir bakıyorsun çocuk hemen bir taraftar oluyor. Dikkat edersin ne oluyor? Taraftar. Ve o artı öyle bir hale geliyor ki o taraftar olduğu takım için neredeyse ölecek. Hocam bunda ne var? Deme. Devamı var bunun. Şimdi orada taraftar olan çocuk daha sonra partide de taraftar oluyor. Bir bakıyorsun bir partinin taraftarı oluyor. Bilmiyorum tabii. Bu sefer ne oluyor? O parti veya takım ne yaparsa yapsın sanki doğruymuş gibi kabul ediyor. Ya yok ölçü o değil. Bu sefer ayrılıklar başladı zaten. Ayrılıklar ne yaptı? Başladı. Daha çocukken başlatıyorlar bizi yani. Şimdi aynı şekilde bakın takip edin. Bütün Müslümanları ne yaptılar? Bölüm pörçük yaptılar. Ocu, bucu, şucu, filancı, pişmancı. Herkesi, herkesi. Camide, camiyle, cemaatle hocayı, kendi cemaatin kendi içindeki insanları, herkesi ya. Bu hale getirince bu sefer de adamların seninle uğraşmasına gerek yok. Zaten sen Müslüman, Müslümanı zaten ne yapıyor? Zaten engelliyor. Yiyor demedim de yine engelliyor diyeyim yani. Anladın mı? Adamların bu taktiği kesinlikle ne yaptı? Ki Mevla Teala ve la tekûnü kellezîne teferrakû. Asla tefrikaya düşenlerden olmayın. Olmayın diyor Mevla. Kardeşin diyor mümin kardeşin. Tek çaremiz de bu zaten. Bakın bir örnek vereceğim. Bugünkü şartlarda. Taliban'la alakalı bir örnek vereceğim. Amerika'nın daha önce Rusya'nın kendine ait zamanın en güçlü silahlarıyla ne yaptılar? Saldırdılar. Netice ne oldu? Birlik beraberlik çerçevesinde olunca geriye töstür. Aynı şekilde şimdi ne oldu? Ha Taliban'ın olumlu olumsuz şeyini tartışırız. Bakacağız ona. Devam edelim. Daha takipteyiz. Şu ana kadar takip ediyoruz. Hala takipteyiz yani. Çünkü olayların icraata dönüş şeklini görmediğimiz müddetçe konuşma durumumuz olmamalı. İcraata bakmalıyız. İfadelerden daha çok icraatlarınızda nasılsınız? Gerçekten icraatlarınızda da Allah ve Resulü çerçevesinde yürürseniz baş tacı olursunuz. Ama icraatlarını görmeden de erken konuşmak doğru olmaz. Ama benim asıl konum başka. Bak demek ki en ciddi teçhizatlarla donatılmış ordular da ne oluyor? Birlik beraberlik karşısında. İşte o yüzden kafirlerin özellikle Türkiye üzerinde oynanmış olduğu en büyük oyun ne? Tefrika, ayrılık. Müslümanlara bir ayrılığa bir döküyorlar. Müslümanlara bir ayrılığa bir veriyorlar. Allah muhafaza etsin. Bu sefer zaten perişan. Hocam bir soru.